Efendim hayırlı günler olsun hepinize, muhabbetiniz bol, şansınız daim olsun. Yine Seyhan Soylu'yla al sana işte yine farklı meslek gruplarından kişilerle ilgili sohbetlerimiz olacak. Tabii ki şimdi Esman Aslanov kim? Bugünkü konuğum hani böyle yurt dışı seyahatlerine bol bol gidenler falan olur ya, vizeyle ilgili sorun yaşayanlar, bir vize uzmanını ben sizlere tanıştıracağım. Böyle yaptım saçımı, iyi olmuş mu bilmiyorum. Şöyle hani İngilizler vardır ya, şöyle diye. Ben de belki İngiltere'ye uçarım Esman Bey'le. Esman Bey artık vize almak kolaylaştı mı? Eskiden Türkler mesela, ve siz Azerbaycanlısınız. Evet. Benim de ikinci vatanım gibidir. Çok da sevdiğim can kardeşlerim onlar. Yani sözde değil, özde kardeşlerim onlar benim. Sizlerle ilgili Rusya'da, Moskova'da Putin'in sarayına Azerbaycan bayrağını 20 Yanvar'da asmış, evet, bir... Azerbaycan neferiyim ben de. Şimdi eskiden mesela Azerbaycanlılar ve Türkler Avrupa'ya gittiklerinde böyle 5. sınıf insan muamelesi görüyorlardı, aşağılanıyorlardı. Ama şimdi hem Azerbaycanlılar hem de Türkler, tabii, masaya yumruğunu koyup kapıdan girerken artık aslan gibi giriyorlar. Aynen. Arada ne değişti? Ne oldu? Bu sosyoekonomik olarak değişimler, Aliyev'in olsun, Sayın Erdoğan'ın olsun, artık vizyonu mu değiştirdi? Ne oldu Esman Bey? Tabii ki yani burada güç konusu var. Gittikçe yani güçlenen ülkeler artık bunların gücünü gördükçe onlar da karşı gelemezler. Bir de bizim Azerbaycan'la Türkiye yani bir olması, kardeş olması. Yalnızca kardeşlik değil, neredeyse iki devlet bir millet devlet hikayesi gibi var ya. Tabii. O zaten yakında belki de sınırlar ortaya kalkacak. Nahçıvan, oradan da aradan da alacağız o Ermenistan'a verdiğimiz toprakları. Aynen. Belki de bir bakıyorsunuz Hazar'da birleşiyoruz. İnşallah. Öbür tarafta da Azerbaycan'la olacak o toprak bütünlüğüne, hem Marmara'da hem Ege'de, tabii, hem de Akdeniz'de kıta sahası olmuş olacak. Turan böyle bir zaten güzellik. Evet. Turan'ın başlangıcı olmuş oluyor. Evet, zaten bu yüzden izin vermiyorlar yani. Eğer açılırsa orada olan Zengezur şeyi var. Atıyorum Erdoğan başkan olur da Sayın Aliyev de başkan yardımcısı olur. Çok da yakışır. Ben Aliyev ailesini de seviyorum. Olur. Ben ana detayında Azerbaycan'ı çok seviyorum. Yani eyvallah. Gence'yi gördüm, Bakü'yü gördüm, işte Adamu vesaire, o alınan toprakların alınsın diye. Paşinyan'ın, sevgilisinin, Paşinyan'ın, Sarkisyan'ın, evet, Ermenistan'ın, o sözde Karabağ'ın Cumhurbaşkanı'nın hepsinin hesaplarını hackleten kişiyim ben. Hackerlarla hackletip yazışmalarını deşifre eden kişiyim. Yani orada sizin milli savunmanıza atmıştım bilgileri. Evet. Azerbaycan çok gelişti. Evet. Azerbaycan çok büyüdü. Türkiye çok büyüdü. Peki evet, değişen bu sürecin içerisinde vizeyle ilgili halen zorlaştırıyorlar mı bize? Yani Azerbaycan'dan mı? Azerbaycan'da mesela. Azerbaycan kaç ülkeye vize alınıyor? Türkiye kaç ülkeye alıyor? Yakında tamamen bu kimlikli geçişlerimiz olacak mı? Avrupa nasıl? Avrupa Birliği'nde kimlik geçişleri var. Bizim de artık Azerbaycan'la Türkiye'nin kendi arasında koordineli zannediyorum yakında kimlikli geçiş başlayacakmış. Başladı. Aynı. Başladı mı? Tabii. Ona artık izin verdiler. Pasaport olayı ortadan kalktı Azerbaycan'la Türkiye arasında. Sadece kimlikle 3 ay içerisinde kalmak kaydıyla. Yani 3 aylık kalabilirler orada gidip. Süper. Tabii. Biz de Azerbaycan'dan buraya geldiğimiz zaman kimlikle geçebiliyoruz. Vize de yok. Vize de yok. Hiç vize yok. Kalktı mı? Tabii. Vize de kalktı. Pasaport bile kalktı. Pasaport bile yok. Sadece Türkiye'de olan kimlik. Ben yani kimliğimi alıp ikinci vatanıma tabii gidebiliyorum. Tabii. Oh ne güzel. Süper. Tabii. Onlar da buraya geliyor. Onlar bol bol gelseniz. Bol gelseniz. Ben başkaları hani mesela ben Suriyelilerin de ülkemize gelmesinden rahatsız değilim. Toprak dediğin şey canla, kanla evet olur. Ve orada devlet yönetimi vardır. Devletin içerisinde hangi milletten olan insanların olduğu değil.
o ülkeye karşı, o bayrağa, o toprağa karşı sorumlulukları önemlidir. Aynen. Ben olan sevgiler önemli yani. Çok yakında tabii. Zaten pasaport dediğim şey de 50 yıl sonra ortadan kalkacak. Milletin aynen. Çipi olacak. Bip yapacağız, geçeceğiz. Yani. Peki şimdiden bip yapılıp geçilebiliyor mu? Avrupa ile ilgili vize işi yapıyorsun. Zor mu artık? Çok zor. Yani şu anda çok zorlaştırdılar. Avrupa zaten şu anda mülteci kabul etmiyor. Yani hı-hı. Çoğunlukla kabul etmiyor. Sadece iş insanları. Boğuyorlar Yunanistan'da falan kaçanları. Nasıl? Kaçanları bile boğuyorlar. Evet, evet yani orada mülteci olanlara çok zorakılıklar var. Çok şey yapıyorlar. Siz yabancılara da vize alıyor musunuz? Evet, alabiliyoruz. Yani mesela uyduruyorum Suriyeli, İranlı, Iraklı. Suriyelilere vermiyorlar. Avrupa'ya mesela şimdi burada Suriye'den gelen vatandaş olan, Türk vatandaşı olan insanlar var. O vatandaşlar veya da başvuru İran'dan yapsa. Gelenler. İran'dan gelenler. 150 bin de İran evet. Kökenli. Kardeşiniz tabii, burada tabii, yaşıyor. Var. Ama onlarda sorun yaşanıyor genel olarak. Yaşanıyor. Kendi ülkelerinden başvuru yapıp gitmeleri daha kolay. Azerbaycanlılar daha mı kolay? Azerbaycanlılar daha kolay. Daha mı kolay? Evet, evet. Azerbaycan'ın dış ilişkilerimiz de bizim çok iyi. Yani güzel, yani o konuda hiçbir sıkıntımız yaşamıyoruz. Türk pasaportundan mı daha kolay vize alınıyor, Azerbaycan pasaportundan mı? Azerbaycan pasaportundan daha kolay diyebiliyorum. Öyle mi? Tabii tabii. Azerbaycan daha çabuk vize alıyor evet, Avrupa'ya. Evet. Peki, vize işlemlerinde çok zorluk çıkarıyorlar mı eskisi gibi? Eskisinden daha kolaydı ya. Şu anda daha zor. Daha ekstra bir belgeler isteniyor. Daha bir ciddiyet var yani. Ciddi bir şey var. Prosedürler şirketlere verildi. O şirketler yönetiyor. Evet. O şirketlerin takibini de müşteri size geliyor. Aynen. Seyahat etmek isteyen aynen. Kastediyorum. Sizin danışanınız, siz ona danışmanlık yaparak atıyorum Kozmos'a götürüyorsunuz. Yunan vizesi alınıyor vesaire gibi. Aynen. Değil yani, mi? Fransa, Avrupa ülkelerine, Almanya'ya. En çok nereye seyahat ediliyor? En çok Almanya, Fransa tercih ediliyor. Yani peki Fransa'ya ve Almanya'ya geçişlerde vizelerle ilgili ek yaptırımlar neler? Yani vizelerle ilgili ek yaptırımlar şöyle. Turistikler genellikle çoğu zaman kabul edilmiyor. Çünkü oraya gidip geri dönmeme ihtimali var. Yani kendisini kanıtlaması lazım. Gidecek insan konsolosluğu yani ikna etmesi lazım ki ben harbiden de turist olarak gidip geri döneceğim. Bunun için de bazı şartları var. Mesela burada mülkü olması lazım veya herhangi bir işi olması lazım elinde. Kanıtlayabilecek bir işi olması lazım, aileli olması lazım. Bekarlar için biraz daha zor oluyor. Hayat çünkü daha gidip, mı zor oluyor? Yani vize çıkması, vizenin çıkma prosedüründen bahsediyorum şu anda. Hı-hı. Çıkması daha biraz zor oluyor. Çünkü yani gidip oraya geri dönmemek gibi şeyler var. İltica etmesi gibi. Evet, iltica etmesi gibi. Çünkü o da iltica eden var mı? Eskisinden daha mı fazla, daha mı azaldı? Bana göre azaldı ya. Yani. Azaldı, eskisi çünkü gibi değil. Türkler artık istihdam, Azerbaycanlar ekonomik anlamda istihdam sağlayıp Montenegro'ya, aynen. Bulgaristan'a, Romanya'ya gibi bu tür ülkelere, Bosna'ya, Kosova'ya evet. Falan evet. Yatırım yapıp orada şirket kurup aynen. Orada çok uzun vadeli oturumlar alabiliyorlar tabii. Ve vize sorununu kökten çözüyorlar. Aynen öyle. Peki Ukrayna'yı serbest dolaşım vermişti zaten vatandaşlıkla ilgili yani kapsamlı olarak alınacağının beyanı vardı. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Ukrayna kıyafetlerini giyerek tavsiyede bulunmuştu. Ukrayna'yı da artık Avrupa Birliği'ne almalıyız diye. Onu geçen zaten ses verme oldu. Yani oylamada şey oldular. %95'i mi %90'ı kadarı onayladı. %98'i kadarı onayladı. Onayladı. Evet. Gürcistan'ı? Gürcistan'ı zaten Avrupa Birliği'ne değil de Polonya olarak sadece vizeyi kaldırdı. Polonya vizeyi kaldırdığı için Gürcistanlılar şu anda kolaylıkla vizesiz serbest dolaşım yapabiliyorlar. Serbest dolaşım evet. Yapabiliyorlar. Sorun evet. Ortadan kalktı onlarla ilgili. Evet. Peki Ermenistan'ı almıyorlar. Neden? Hayır. Niye Avrupa Birliği'ni almıyorlar? Mesela Ermeniler de Gregorian. Burada iktisadi güç çok önemli. Hı hı. Yani ama Avrupa onların Birliği da mesela diasporaları çok güçlü. Güçlü olsa da ama onlar... Amerika'da, Fransa'da çok güçlüler. Onların arkasında Rusya'nın olduğu belli. Hı hı. Yani. Şimdi Rusya ellerini çekince Erdoğan tabii. Ve Aliyev'le üçlü konsey kurduğundan aynen. Sonra tamamen pasifize olmuş yani, durumda. Tabii. Peki Karabağ'da bu topraklarla ilgili ayın birinde galiba neresi tamamen teslim ediliyordu, çekiliyordu? Ağdam'ın tamamı mı? Yok. Başka bir yerin tamamı mı? Söyleyeceğim şimdi. Karabağ'da evet. Bir toprağın bir kısmı... Kelbecer mi? Kelbecer mi? Kelbecer.
Kerbecer'in 12 tane köyü alınmıştı ama evet. Şimdi ayın 1'inde tamamen teslim edilmiş. Hocalar da var. Hocalı daha teslim edilmedi. Hocalı da zannediyorum 6 tane köyü falan teslim edilmişti. Evet, onların hepsi zaten Hocalı da zannediyorum Şubat ayına kadar Hocalı da teslim edilecekmiş. İnşallah. Ama evet, Azerbaycanlıların göstermiş olduğu Ermenilere hoşgörüyü aynı şekilde Ermeniler göstermiyor. Oradaki yaşayabilecek olan adam köyünü almışsın. Mülkünü almışsın, zaten toprağını almışsın. Onların değildi ki, onları zaten biliyorlardı. Tabii canım, Karabağ zaten Azerbaycan'ın. Evet. Bana göre Tebriz bölgesi de orada yaşayan 22-23 evet. milyon Azerbaycanlı evet. Kökenli İran'da yaşayan kardeşlerimiz tabii. var. Onlar da zaten birleşmeli. Zaten o Hazarı böyle almalı yani gibi geliyor. Aynen. Tabii bizim söylememiz böyle gönülden istememiz değil de bu ilişkiler siyaset olma. Peki siyasi olarak biz iki ülke arasında değil de şimdi iki ülkeyi tek ülke olarak toplayarak Azerbaycan veya Türkiye iki kere söylememe gerek kalmasın. Biz dersek biz olarak soruyorum. Hı hı. Önce biz size şunu soruyoruz. Ne zaman başladınız bu işe? Bu işe yani bizi Esman Aslanoğlu olarak ne zaman başladınız? 5. senem oldu. 5 senedir evet, burada. 5 senedir mi Türkiye'desiniz? Hayır. 8 senedir. 8 senedir Türkiye'desiniz. Geldim buraya, kendi işimi kurdum. Nerede yeriniz? Mecidiyeköy'de. Mecidiyeköy'de iş yapıyor. Evet. Yanınızda personel kaç kişi? 3 kişiyiz sonra. Ekip olarak 3 kişi olarak çalışıyoruz. 3 kişi. Evet. 3 kişi hizmet veriyorsunuz. Genelde müşterileriniz Türk ve Azerbaycanlılar mı? Dünyanın her yerinden müşterilerimiz var. Çünkü oturum alabiliyor musunuz? Oturum alabiliyoruz evet. Peki almış olduğunuz oturumlarla ilgili biraz daha sıkıntılı sürece girdi mesela. Evet. Bazı tamam. yerlerin kapalıyor. Mesela diyor ki avcılarda diyor deniz köşklerinin bölgesindeki ikamet edenleri kaldırdık. Öbür tarafları kaldırdık. Evet. Falan. Bunlar orada yabancıların daha çok yoğunlaşmasıyla ilgili. Daha çok orada yabancıların yoğunlaşmasıyla ilgili. Yani burada artık şey gibi küçük kantonlar kuruyorlar. Evet, evet. Ya Türkiye'nin içerisinde sanki bir özerk bir şey mi kuruyorsunuz? Biraz olmaz. Yayılın bari. Evet, yayılsınlar. Yayılmıyorlar tabii. Türkmenler, Tacikler vesaire evet, avcılar da çok. Yani. Evet. Sokağa bir çıkıyorsunuz Tacik. Ben bundan rahatsız değilim ama. Vallahi kimse böyle rahatsız etmediği sürece rahatsızlık olmaz. Azerbaycan'da da var mı çok? Ya ben çok kaç sene oldu, 20 senedir gittim. Yani bizde de yabancılar var, gelip gidenler çok. Mu? Çok var yani. Bizim kadar yok burada. Araplardan, sizin kadar değil ama gelip gidiyorlar yani. Gelip gidiyorlar ama, evet. Kalıcı yok fazla. Turistik olarak yani bize kalıcı fazla var mı? Mesela yok, Türkmenler falan var mı? Tacikler, Kırgızlar falan? Çok yok. Çok yok. Evet. Ama onun kontrolünü alıyor musunuz yoksa? Tabii devlet onun kontrolünü alıyor. Biz kontrolü açtık, denge bizde gitti. Açılmadı aslında, yine de kontrolü alıyorlar. Burada da kontrol alınıyor. Hı-hı. Yani bunların hepsi zaten kontrollerden alınması. Siz oturumu aldınız mı? Evet. Kendiniz oturumlu musunuz? Şu anda oturumlu. Vatandaşlık hakkı 7 yılda alınıyor ama. 8 yılda alınıyor. 8 yıl mı? Evet. O zaman önümüzdeki yıl sizi Türk vatandaşı olarak mı göreceğiz? Aslında ben hak kazanıyorum. Başvuru yaparsam olur. Ha, hak kazanıyorsun. Evet. Ama ben gerek duymuyorum. Çünkü biz zaten aynı millet, aynı devletiz. İki pasaportlu olabiliyor mu? Azerbaycan ve Türkiye aynı anda taşınabiliyor mu? Yok, Azerbaycan bunu iki taraflı kabul etmiyor. Ha. Sadece evet Türkiye kabul eder ama Azerbaycan eğer bir vatandaşlığı aldıysan demek ki Azerbaycan'dan bir koca almış olsaydım Türk vatandaşlığından çıkacak mıydım? Çok şeker sohbetiniz. Teşekkür peki, ederim. Tüm bunları bir rafa koyduk. Çok şey yapmadık. Üzülmedik. Biz sevindik yani ama şey evet. açısından üzüldük. Azerbaycan'la niye Türkiye kendi arasında çifte vatandaşlık uygulamıyor diye. Bence uygulanmalı. Evet. Peki. Mevcut olan yerinde 3 kişisiniz. Size başvurular yapılıyor. Evet. Yapılan başvuruları konsolosluklar veya konsolosluk aracısı olan acentalara dış temsilcilikler, başvuruluyor. Şu an vize fiyatlarına geçelim mi? Mesela Amerikan vizesi 10 yıllık ne kadar? 10 yıllık. Bırak 10 yıllığı bir senelik bile almak şu anda zor yani. Bende 10 yıllık var. Avustralya ama peki? Şimdi zor mu? İşinize göre değişebilir o. Ben mesela bende 10 yıllık İngiltere, 10 yıllık Amerika, 10 yıllık Avustralya, 5 yıllık İsrail. Evet. Schengen'in bitmişti zannediyorum. Süresiz oturumum vardı Yunanistan'dan, iptal olmuştu. Şimdi zannediyorum Fransa'dan 5 yıl alacağım. Burada mesleğiniz çok önem taşıyor. Zaten bakan konsolosluklar. Ben gidip ne yapayım ya? Yani işte ona göre o yüzden diyorum. Benim yani vatanım. Gidip, ben vatanımda ölmek isterim. Yani, ben zaten ya Türkiye'de ya Azerbaycan'da ölmek isterim. Başka da bir yerde ölmek istemem yani. Ben de aynı şekilde. Yani. Bana da mesela şu an izin veriyorlar. Kanada vize veriyor, vize veriyor, Amerika vize veriyor, Avrupa vize veriyor.
Yani elimizde belli bir iş olduğu için biliyorlar ki tabii merkezi burası. Tabii istihdam sağlıyorsun, tabii, iş tabii. yapıyorsun. İşte o yüzden biliyor ki benim işim burada. Ben gidip başka bir yerde yaşayayım. Hayalin ne Asman? Benim hayalim mi? Hı-hı. Benim hayalim ileriye yönelik büyük bir holding olmak. Holding ama ne yapmak yani vizeyle ilgili daha yok, pratik hale olarak. Mi getirmek? Hayır genel olarak. Ha başka bir iş mesela. Ben ticaretle de uğraşıyorum bu arada. Ne iş yapıyorsun? Kozmetik ürünler üretiyoruz şu kozmetik anda. Kozmetik ürünler evet. ne yapıyorsun? Kaş kiprik bakım yağları, cilt bakım yağları. Azerbaycan'a mı yolluyorsun? Azerbaycan'a ve diğer yurt dışı ülkelerine. Yurt dışı ülkeler, Türkiye Cumhuriyetleri mi? Avrupa mı? Evet, Türk devletlerine şu anda çalışıyoruz. Şubelerin falan oldu mu? Şubem yakında inşallah Azerbaycan'da açıyorum. Ürünler? Ürünler, kozmetik ürünler olacak Türkiye'de genel olarak. Türkiye'de mi imal ediyorsun? Türkiye'de üretiliyor tabii. Türkiye'de imal tabii. ediyorsun. Kutuların falan çıkma. Uzman doktorlar tarafından onaylanmış. Sağlık Bakanlığı'na onaylanmış. Doğal ürünler bizimkiler. Tamamen natural ürünler. Tamamen natural. Peki mevcut olan ürünlerinde mi yani iyi bir kozmetik imzası mı olacağım diyorsun? Selin Ciğerci nasıl başardı? Evet. Öyle Allah yolunu açık etsin Selin'in de. Onun gibi kozmetikle ilgili aynen. şey Şimdi yaptım. Yeni girdik bu işe kozmetik ürünlerine. Hamdiye Yayın'la başladık bu arada. Sunucu Hamdiye Yayın. Onunla Kim? Başladık. Sunucu Hamdiye Yayın. Beyaz TV'nin sunucusu. Çıkaramadım. O benim eksikliğimdir. Sorun yok. O ne yapıyor? O da estetisyen, uzman estetisyen kendisi. Güzellik uzmanı. Onunla birlikte bu ürünlerimizi marka olarak üretiyoruz. Kimin adını taşıyor? Princess markası adı. Princess mı, evet. Princess mi? İngilizce mi? İngilizce. Princess. Evet, Princess, evet. Princess yaptınız. Evet. Taç Maç'ta vardır herhalde kutuda. Tabii yani böyle kendisini... Kadınlar bizim... zaten her biri kraliçe. Onun aynen. için kendilerini güzel hissetmeleri bizim için. Ürünlerimizi kullananlar böyle kendilerini böyle bir prenses gibi hissetsinler. Ya Allah rızkını bol etsin. Başka hayalinde neler var Esma? Başka hayalimde... Vize işinde ne yapmak istiyorsun? Bunu pratiğe geçirip daha büyütmek için neler yapabilirsin? Aslında bu şekilde yani bunu bize bağlı olan bir şey değil genel olarak. Yani bu devletlerin vereceği bir karara bağlı. Biz de ona bağlı olarak çalışmak zorundayız. Yani devletler ne derse, devletler hayır, ne hayır. derse. Hayır. Vize işlemleri ne ilgili daha böyle seri yapabilme projeleri geliştirdiniz mi hiç? Ben mesela bu işi yapmış olsam çok hızlı olarak projeler geliştirirdim. O geliştirdiğim projeleri de daha hızlı hareket etmeyi sağlardı. Daha... Mesela işte bu kozmoslar, konsoloslar nasıl bu arada kolaylaştı? Nedir o? Evet. Evet. Bu arada yurt dışından Türkiye'ye gelip tatil yapmak isteyen yabancılar için vize nasıl alınıyor? Danışmanlar ne diyor? Evet. Yurt dışından buraya gelip turistik olarak gelmek turistik isteyenler olarak. Soru o mu? Hı hı. Turistik olarak gelmek isteyenler için turistik vizesi alınır. Başvuru yapılır. Turistik amaçlı. Türkiye'ye gelip belli bir süre içerisinde burada kalıp turistik seyahatlerini yapıp, gezilerini yapıp geri dönmek amacıyla alınan bir turist vize türü. Kolay mı? O da kolay değil. Herkese değil. Verilmez. Evraklar tam olmalı. Ama siz eksik olan evrakları da daha kolay yoldan alabiliyorsunuz. Öyle mi? Daha kolay yoldan demeyelim. Şöyle diyelim. Hayır yani. Daha kolay. Çünkü tecrübelisiniz. Ne istediklerini biliyorsunuz. Uzman olarak evet. Evet. Uzmanlık peki hatalı olur. Başvurular vize reddine sebep olabiliyor mu? Tabii. İşte bak burada. Bu vizelerle ilgili bize gelen sorularmış. Öyle mi? Merak ediyorlarmış. Cevaplayalım. Evet lütfen. Hatalı başvurular vize reddine sebep olabiliyor mu? Hatalı vizeler tabii. Hatalı başvurular vize reddine sebep olabilir. Orada başvuru esnasında orada doldurulan bilgiler çok önemli. Doldurulacak olan bilgiler çok önemli. Yani yalan beyanlar redde tabii, mal olur. Tabii redde mal olur. Peki yani yurt dışından gelen turistler için en çok hangi şehirlere gitmeyi tercih ediyorlar? İstanbul'dan mı? Yani Türkiye'de mi? Evet. Ya Türkiye için ülkesine İstanbul... göre değişiyor galiba. Değişiyor ama bu bazıları insanın Antalya zevkine... tarafını, bazıları Kemer, bazıları Bodrum, tabii. bazıları da Mardin falan artık. Aynen. Ama şimdi şöyle, gelen turistin de zevkine bağlı. Nasıl bir yeri gezmek istiyor? Ne amaçla geliyor? Yani geldiği turistik olarak burada gezi yapacağı sürede nelerle ilgilenmek istiyor? Onun ilgisini neler çeker? Peki izleyicilerimiz şunu da merak etmiş Esma. Neyi? Yurt dışından gelen turistler Türkiye'yi gezmeye geldiklerinde tercüman hizmeti nasıl alıyor? Nasıl alıyor hakikaten? Tercüman hizmeti genel olarak burada... Burada tercüman, size mi başvuruyorlar? Evet bizden de başvuru yapabilirler. Tercümanlara da yani tercümanlık şeyler var, danışmanlık verdiği şeyler. Kaç para alıyor onlar?
Değişiyor. Saatine göre 250 250 lira alabilir saatine. Günde 300 lira alabilir. 50 lira, 100 lira gidiyordur evet, yani. Evet, evet, evet. Adamın işini şey yapıyorsun. Aynen. Peki, gezi turları nasıl oluyor? Gezi turları buraya gelen turistlerin amacına göre yani. Buraya mesela şimdi ne amaçla geliyorlar? Kültürel olarak, coğrafi olarak, insanların burada mesela Türk halkının giyim, kıyafetler önemli, konuşmaları, dili nasıl, ekonomisi nasıl, onlarla ilgilenirler. Tarihsel olarak tarihi yerleri gezmek isterler. Gezi olarak tur rehberleri olur. Tur rehberleri vasıtasıyla bunları böyle gezilere çıkarıp tanıtımını yaparlar. Peki, turizm dışında Türkiye'ye istihdam sağlamaya yönelik çalışmalar neler? Türkiye'ye yönelik, eğer yurt dışından buraya çalışmak için gelmek isteyen bir aday, bunu amacına uygun çalışma vizesi çıkarması lazım. Çalışma vizesi olmadan aktif hale geçiremiyor. Aktif hale geçirilemez. Çünkü buraya geldikten sonra turistik olarak oturma izni alamayacak. Çalışma vizesi almak zor mu? Çalışma vizesi almak zor değil. İş yeri tarif ediyor. İş yeri ediyor. Olması lazım ve iş yerinde şartları var. Nasıl alınıyor o? Şöyle, ben onu açıklayayım şu anda. Buraya gelmek isteyen aday ilk başta burada geldi buraya diyelim. Vizeyle geldi diyelim. Çalışma vizesiyle geldi. Ondan sonra biz Çalışma Bakanlığı'na şirketiyle ilgili veya çalıştığı yerin işvereniyle birlikte başvuru yapıyoruz. Kaç para vergi ödeniyor buna? Yani iş yeri normal sigorta bedeli mi ödüyor? Sigortasını da ödemek zorunda. Onun dışında harçları var. Başvuru harçları var. Kaç para tutuyor onlar? Ya toplamda değişiyor. Şimdi harç bedellerine göre takriben. Takriben 1063-1500 TL'ye kadar zaten harçlara çıkıyor. Benim yanımda bir tane çocuk çalışıyor. Onunla ilgili bana o konuda yardımcı ol. Olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çalışma vizesi alalım. Normal vizesi var, onu çalışmaya çevirmek istiyorum. Hangi ülkeden gelmiş? Azerbaycan. Azerbaycan mı? O zaman hiç sıkıntı yok. Benim evdeki çünkü Azerbaycan'dan gelenler turistik olarak gelip... Benim evdeki kadının da Azerbaycanlı. Aa. Tabii iki tane kadının, maşallah. İkisi de Azerbaycanlı. Çok iyi. Azerbaycan aşığıyım. Eyvallah. Peki, turizm dışında Türkiye'ye ne dedik sorduk. Avrupa'dan gelen yabancıların işe yerleştirme süreci nasıl oluyor? Siz ayrıca işte taahhüt ederek getirir misiniz? İşte taahhüt ederek getirebiliriz. Olur. Bulabiliyor musunuz? Yani bunu artık yani şirket aynı şirkette çalışamazsın ki zaten. Çünkü 5 tane çalışan Türk vatandaşı olması lazım aynı şirkette. Bir tane yabancı götürebilir. Tabii. 5'e 1. 50 tane ise 5 tane. 50 tane ise 5 tane alabilir. Peki. O yüzden yani bu her zaman mümkün olmayabilir. Ya, zaten çalışma müsaadesi olunca bir üst level'ı zaten vatandaşlık. Tabii. 5 sene çalışması lazım, çalışma izniyle. 5 seneden sonra hak kazanıyor. Yani direkt vatandaşlık verilmiyor ama hak kazanıyor. Yani başvuru peki, yapabilir. Vizeli olana kaç yıl? Da 8 yılda mı? 8 yıl. Oturma izniyle ama 8 yıl. Çalışmayla? Çalışmayla 5 yıl. Aa, süper. Avrupa'dan gelen yabancıların çalışma hayatı için evrak süreci nasıl oluyor? Çalışma hayatı için evrak süreci, onları burada dediğim gibi çalışma vizesiyle getiriyoruz. Burada önce ondan sonra oturma izni alıyoruz. Hı-hı. Oturma izni aldıktan sonra 6 ay, en az 6 ay geçerli oturma izniyle birlikte Çalışma Bakanlığı'na başvurusunu yapıyoruz. Evet. Yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinleri ne kadar oluyor? Süre olarak mı yoksa fiyat olarak mı sormuşlar? Yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinleri ne kadar oluyor? Ha, süre olarak sormuşlardır o zaman. Bir yıllık. En az bir yıllık alabilirsin. Yüksekte olabiliyor mu? Yüksek olabilir. İlk başvurularda her zaman bir sene. Peki. Ondan sonrakilerde artık 2 senelik, 3 senelik alınabilir. Yabancılar Türkiye'de daha çok tekstil sektöründe mi çalışıyor? Tekstil sektöründe mi çalışıyor? Afganlar galiba. Dil bilmediklerinden dolayı. Biz Türkler ve Azerbaycanlılar da çok tembel ama. Değil dışarıdan mi? Böyle insanlar gelip de milletin evet. işini alıyor, sonra da biz işsiziz diyor. Aynen, o sorun var, bayağı öyle bir sorun. Öyle sorun var yani. Yabancılar Türkiye'de daha çok tekstil sektöründe mi çalışıyor sorusundan sonra, danışmanlar Türkiye'ye çalışmaya gelen kişilere hangi konularda yardımcı oluyor? Yani Türkiye'ye adam çalışmaya gelmiş, siz hangi konularda yardımcı olabiliyorsunuz? İşe yerleştirilmesinden tutmuş evrak işlerine kadar hepsine yardımcı olabiliyoruz. Tüm evrak işlemlerinde, yönlendirilmesinde, dil öğrenmesinde, Türkçe öğrenmesinde peki, her konuda yardımcı bir soru daha gelmiş. Yatırım yapmayı düşünenler yatırım danışmanı hangi konularda yardımcı olur? Yatırım konusu biraz çok kapsamlı bir konu. Yani onun için bu yatırım uzmanları, danışmanları bu sahaya kapsamlı bir şekilde yani hakim olmaları lazım. Ki bu yatırımla ilgili müşteriye risksiz olarak
bir yatırım sunabilsinler. Hı hı. Ve müşterinindeki durumuna bağlı ne kadarlık bir yatırım yapacak? O yatırıma uygun olarak, Tabii, o yatırıma uygun olarak bir yatırımlar sunması Peki, lazım. Peki eğitim danışmanlığı hizmeti veriyorsunuz. Hı hı. Bize süreçten biraz bahseder misin? Eğitim danışmanlığından, evet tabii. Şimdi biz iki taraflı çalışıyoruz. Yani her zaman uluslararası çalışıyoruz biz. Tamam. Türkiye'den yurt dışına gidip orada okumak isteyenler, Türkiye'ye gelip yurt dışından burada okumak isteyenler. Erasmus gibi adam yolluyorsunuz. Evet, biz her iki taraflı çalışıyoruz. Uluslararası ilişkilerimiz çok geniş. O yüzden biz bu şekilde çalışıp hizmet gösterebiliyoruz. Eğitim konusunda da üniversitelere sınavsız eğitimler ayarlayabiliyoruz. Sınav vermeden ister yurt dışına isterse de buraya Türkiye'ye gelip okumak isteyen, eğitim almak isteyenler. Çünkü Türkiye'den alınan diplomalar çok geçerli. Yani çok önemli. Çok enteresan bir soru gelmiş izleyicilerimizden. Yurt dışından Türkiye'de oyunculuk, modellik yapmaya oldukça yüksek bir talep var. Bu süreçte neler yapıyorsunuz? Evet. Oyunculuk ve modellik. Türk dizileri genel olarak ilgi çeken bir sektör. Dünyada 70 ülkede falan. Tabii. Yurt dışında çok büyük bir ilgi çekiyor yani. Dikkat çekiyor. İzleniliyor Türk dizileri. Amerikan sinemasını geçtik. Efendim? Amerikan sinemasını geçti. Değil mi? İşte o yüzden çok geniş bir şekilde izlendiği için orada izleyen adaylar içerisinde Türkiye'de oyuncu olmak... Azerbaycan kötü ama sineması. Efendim? Azerbaycan sineması kötü. Azerbaycan sineması henüz çok gelişmedi. Yani inşallah geliştirirler onu da. Yani. Çok geri. Evet. Yani bu dediğim gibi orada izleyen adaylar buraya gelip eğitim almak isterler ve dizilerde yer almak isterler. Biz onlara yardımcı oluruz. Şöyle bir soru var. Gemide çalışmak isteyenler için sıfırdan eğitimi ve gemi işine yerleştirme nasıl oluyor? Herkes başvurabiliyor mu? Yabancılarla mı ilgili bu gene? Yabancılarla Türkler de olabilir. Türkler de olabilir. Yani gemi işiyle ilgili çalışmak isteyenler telefon numaraları bakın orada ulaşabileceksiniz. İş arayanlar gemide aman gideyim de hem çalışayım hem de tatil yapayım, keyif de yapayım diyenler gemi pasaportuyla gittiğiniz limanları da gezmiş olursunuz. Avrupa ülkelerinde çalışmak isteyen kişiler neler yapmalı? Herkes gidip başvuru yapabiliyor mu? Danışmanlar bu konuda ne diyor? Ben söyleyeyim ona sormadan. Eğer ki sen Avrupa'da çalışmak istiyorsan yapacağın tek şey bir kere doğru beyanlar vererek ve senin danışanının sana göstermiş olduğu bütün bilgileri sen ona doğru algılatırsan o da seninle ilgili stratejik olarak pembe yalanlar da olabilir bunun içerisinde hızlı almak için neler olabilir veyahut da bir evrak mesela şu evrakı sen sunuyorsun ama bu evrağın çok değeri yok. Aslında o evraktan daha değersiz bir şey karşı taraflı değerli hale gelebiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Evet. Onun için biraz da şey yapmak lazım. Yabancılar Türkiye'de tekstil sektörüne zaten bu soruyu da sormuşuz. Sormak istediğim soruları ben sordum. Benim sormayı unuttuğum, ya Seyhan Hanım bana keşke bunu da sorsaydın dediğim bir şey var mı? Yok öyle bir sorum yok. Yani siz istediğiniz bir soru varsa yine de tekrardan Peki, dediğim gibi sorabilirsiniz. Peki, bekar mısın? Evet. Hayatında kimse var mı? Şu an için yok. Seni bir Türk kızınla evlendirelim. Böyle gitgide Azerbaycan'la kökleşelim. Şeref verdin programıma. Çok Efendim, teşekkür ederim. Aslanov'u ağırladık. Kendisi bir... vizeyle ilgili bir yatırım danışmanı. Yani paranız varsa veyahut da vizeyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız veya deport yaşadınız, yeniden pasaport çıkardınız ama doğru bir alan arıyorsanız ve stratejik olarak size doğru hizmeti vermesini istiyorsanız hiç bunaltmadan da ben sürecimi beklerim, işimi de alırım. Ben Avrupa seyahati veyahut da Türkiye'deki oturumla ilgili, Türkiye'deki ilgili vizelerin uzatılma süresiyle ilgili veya çalışma belgesiyle ilgili arayacağınız adres Alvoxin Business. Alvoxin CBC. Oradan Instagram CBC. Sayfası üzerinden de iletişime geçebilirler. Efendim ben çok öpüyorum sizi. Değerli vaktinizi bana harcadınız. Son sorumu sordum ama beyefendinin, Asman Bey'in size söyleyecekleri varsa kamera orada. İzleyicilerimizi bizi izledikleri için çok teşekkür ederim. Değerli zamanlarını ayırıp bizi izlediler. Sağ olsunlar. Çok keyifliydi. Evet. Sizinle konuşmak, muhabbet etmek benim için de çok keyifli Şerefler. Oldu. Çok teşekkür ederim. Kanalınıza davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şerefler ederim. Mi? Sağ olun. Vallahi buz gibi olmuş adam. Buz gibi. Tabii biliyorsunuz yalnızca Türkiye'nin değil Azerbaycan'ın da ablasıyım. Ondan Ama bu biraz dolayı da seviyorlar. Kan azlığından dolayı da olabilir yani. Nasıl? Kan azlığından da var biraz. Ne azlığından? Kan azlığından.
Kan azlığına. Ha kan azlığı yok canım senin kanın dolu maşallah. Kanın da safkandır Azerbaycanlı. Efendim biz gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Al sana işte vize hukuku ile ilgili nasıl kolay vize alınır, nasıl çalışma başvurusu yapılır. Bunlarla ilgili kapağımızı da ona göre ayarlayalım. Savaş Kalafat yönetimindeki Seyhan Soylu'nun sunumuyla al sana işte görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.